Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda biz çok yüksek bir dağa tırmandık. Tırman bitmiyor ve hiçbir zaman bulamayacağınız bir yer bulduk. O kadar fazla tırmandık ki buraya hiç insan eli değmemiş resmen. Değse bile büyük ihtimalle görmemiştir. Bakın, biz buraya bundan önce de bir kez daha gelmiştik ama bu kadar çok çimen mantarı yoktu ve etrafımız bembeyaz olmuş resmen. Bir sürü çimen mantarlarıyla dolmuş. Bu çimen mantarları diğer adıyla kültür mantarı. Kendisi marketlerde de satılıyor. İnsan eliyle de yetiştiriliyor ama bu şekilde yabani olarak da bulabilirsiniz. Bakın, altı pes pembedir ve taze olduğundan dolayı da burası daha beyaz. Bu da taze olduğunun bir göstergesi arkadaşlar. Altı pes pembe çok güzel gerçekten. Şunlar da küçük küçükler bakın. Bakın, burada da bulunmakta. Dediğim gibi bunlar biraz daha böyle çimenlerin olduğu yerlerde oluyorlar. Adı üzerinde çimen mantarı. Ve çiğlerle besleniyorlar aynı şekilde. Hemen hızlı bir şekilde olabiliyorlar. Mantarları zaten bitkilerde ayıran diğer bir özelliği de bu. Çok aşırı hızlı bir şekilde büyüyebiliyorlar. Yani bunları bugün buradan topladım mı yarını tekrardan görebilirsiniz aynı şekilde. İşte arkadaşlar, biz de bu şekilde doğada gezerken böyle güzel doğanın zenginliklerinden de yararlanıyoruz bir yandan. Siz de aynı benim gibi yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki de doğayı benim gibi bu şekilde sık sık gezerseniz hem insanın sağlığı için çok önemli. Mesela bu mantarların içinde protein yapısı da bolca bulunuyor ve bu sporcular için bir numaralı besin kaynağıdır aslında. Yani bir yandan doğa yürüyüşü yapmak, bir yandan da bu mantarları toplamak her bakımdan insan için çok sağlıklı. Eğer etrafı da görürseniz zaten çok büyük bir dağın tepesine çıktık biz de. Burada bir geyik bize saldırsa bulamayabilirler bizim ölümümüzü. Nimete düştük. Topla topla bitmiyorlar. Şekilde kesiyorum ki alttaki misalimlere zarar vermeyelim. Fazla kurumuşları da almama gerek yok. Onlar zaten tekrardan bulunur. Buraya hiç insan gelmemiş uzun zamandan beri herhalde. Çimen mantarını bilmeyen insan yoktur. Bakın, altı pes pembe, taptaze. Hatta bazen üzerleri hala ıslak bile. Hala var. İki adım atıyorsun, tekrar bulunuyor. Bakın, sık sık oluyor bunlar. Bu şekilde yan yanalar. Bu mantarı zaten topla topla soyu tükenmez. O daha oralarda da var. Topluyorum topluyorum poşete koyuyorum sonra. Arkadaşlar, şu an mantar toplamanın en güzel yanındayız. Mantarlarımızı biraz sonra pişireceğiz. Ateşimizi yaktık ve ateşin o çıtırtı sesleri çok rahat bir şekilde duyulabiliyor. Şu an ben ateşi yaktım. Söndü, tekrardan yaktım. Biraz köze oluşunca mantarları üzerine koyup pişireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, şu anda közümüz oldu. Mantarları biraz sonra koyacağız. Tuzumuzu da getirmiştik yanımızda. Biraz tuz serpip yerleştireceğiz.
biraz fazla koydum. Tabii nasıl yerleştireceğim bilmiyorum. Aynı şekilde bu çimen mantarıydı. Bu da kavak mantarı. Üzerine düşen birkaç kilo ona zarar vermez. Oh arkadaşlar bakın mantarlarımız pişiyor şu anda. Çok da güzel kokuları yayılmaya başladı etrafa. Ateşimiz de zaten şu şekilde bir nini yardımıyla şu şekilde kıpırdatabiliriz. Bunlar zaten altı kırmızılar çimen mantarı. Şurada hafif sarı olan yağlı mantar. Kendi zaten suyu çıkıyor. Bu kulacık mantarı. Kara kulak olarak da söyleniyor. Bakın çok güzel kokular etrafa yayılmaya başlıyor. İnşallah yakmadan doğru düzgün pişirebiliriz. İşte arkadaşlar doğanın en güzel yanlarından bir tanesi de bu. O kadar emek çektik, mantarlarımızı topladık. Bunları pişirdik. Kendisi de zaten protein kaynaklı. Aynı bir et gibi olacaklar. Bakalım tadı nasıl olacak? Tabii biz belgis gibi fare avlamıyoruz. Onun yerine bunları yiyoruz. Ya bu fareden daha iyidir. Hem protein yapısı var. İnsanı daha besleyici. Bakalım tadı nasıl olacak? Tabii biz en pişmişini, en güzellerini hangisi? Bir çimen mantarı alacağım. Bir de kulacık alacağım. İkisi de tat farkını nasıl olmuş bakalım. Kulacık mantarı biraz daha zor pişiyor. Bu ise daha iyi pişiyor arkadaşlar. Çünkü kulacık mantarı biraz daha sert oluyor. Bunu iyice güzelce pişirdim. İlk önce şöyle bir tadına bakalım. Gayet güzel arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Tuzladık biz bunu. Bir de kulacığa bakalım. Bu balık gibi olmuş arkadaşlar. Ciddiyim. Bunu mangal gibi bu şekilde yememiştim. Çimen mantarı o kadar iyi olmasa da ben bunu daha çok seviyorum. Tabii kişiden kişiye bu tat farkı da değişir. Kulacık mantarı daha güzel olmuş. Ve burada pişirince de aynı bir balığa benziyor tadı. Çok güzel arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Bu şekilde doğada siz tabii bir tava alın yanınıza. Doğada arkadaşlar yenilebilecek bitkileri, mantarları ve benzeri yiyecekleri bildiğiniz sürece de hiçbir zaman aç kalmazsınız. Mesela bu da bir kuzu kulağı. Tabi bunlar biraz güneş görmediğinden dolayı biraz daha yeşil olmuş. Kendileri biraz damarları kırmızılıdır. Bunlar da salata olarak yiyeceğiz. Hemen arkasından. Hem arkadaşlar bunlar biraz daha böyle ekşimsidir. C vitamini açısından bolca zengin. Ve ben bunu çok severim. Her böyle doğaya gezmeye çıktığımda ağzımı renklendirsin diye bunları da illaki yerim. Çünkü sık sık da bulunur. Siz de bulacaksınızdır kesinlikle. Çünkü bu Türkiye'mizin hemen hemen her tarafında bulunuyor. Ve de kendisi C vitamini bakımından bol bol mineralli vitaminli. Ayrıca da yeşillik olduğundan dolayı içinde bol bol vitaminler bulunduruyor. Bugün de videom bu kadar olsun arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu şekilde videolar istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.